Herkese selam arkadaşlar. Enes Garaj kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine bir Hot Wheels Premium kutu açılımıyla sizlerle birlikteyiz. Bu bölümümüzde de bu videomuzda da J. Lenos Garaj'ın 5 adet mükemmel aracını. Şu biraz tuhaf gerçi. Bakalım onu da inceleyeceğiz. 5 adet aracı inceleyeceğiz. Yine kutularından çıkaracağız. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalımız yavaş yavaş büyümekte. Kanala henüz abone değilseniz abone ol butonuna basıp Yanındaki zili açarsanız video bildirimlerini açarsınız. Videolardan anda haberdar olmuş olursunuz. Hemen başlayalım arkadaşlar videomuza, kutu açılışımıza. Ee, şöyle bir Mercedes, Martı kanat bir Mercedes'imiz var bu sette. Mercedes-Benz 300 SL, 5'te 1. Setin ilk aracı bu. Şöyle kartonetini de göstereyim. Bakın aracın üstünde bazı... E, boya atmaları gibi şeyler var. Bunlar ama kartonete de bakarsanız aracın orijinalinde kendinde olan hatalar zaten. Bunları şöyle kenarlara ayıralım. Hemen bıçağımızı açıyoruz yine. Bismillahirrahmanirrahim. Bu aracımızı, bu Mercedes'imizi kutusundan çıkaralım ve inceleyelim. Hemen dikkatlice açıyoruz yine. Evet bu karambitle kutuyu açmak iyi oluyor ya. Biraz daha keskin sanırım şeye göre. Bizim diğer bıçağa göre. Vallahi cilet gibi açtı. Arabada çıkıyor hemen. Şöyle yine bir koruyucu plastik koymuş. Mattel Hot Wheels. Sağ olsunlar araca zeval gelmesin diye. İçinde de koruyucu plastiği var. Aracı elimize aldığımız zaman bakıyorum şöyle. Güzel. Boyutuna göre ağır bir araç. Baktığımız zaman aracımıza jantlar 10 numara. Kırmızı rengi zaten arabalarda çok seviyorum. Çok güzel yakışıyor. Ön taraf detaylarına bakın arkadaşlar. Farlar, sis lambaları farla. Farlar uzun e, ne derler. E, gündüz ledleri mi artık neyse. Sis lambaları falan her şey var. Amerikan parklar. Mercedes logosu çok güzel. Ön taraftaki şu Mercedes logosunu da yapmışlar mı bakıyorum. Valla onu da yapmışlar. Kamerada pek detayı belli olmasa da o bile var. Şöyle Altı kırmızı bu aracımızın. Altına da bakalım. Made in Thailand. Mercedes-Benz 300 SL. 2019 Mattel. Şöyle bakın. Üste doğru açılıyor bunun kapıları. Şöyle yanda bir egzoz sanırım bu. Sağ tarafta. Aracın gördüğünüz üzere boyu atmaları var. Ama bu şey değil. Bir hata gibi değil. görmeyin bunu. Aracın orijinde de J-Leno abimizin aracında da aynı hatalar var gerçekte de. Şöyle arka tarafını da inceleyelim. Arka tarafta stoplar yapılmış. Yine Mercedes logosu ve 300 SL yazıyor. İçinde roll cage'ler, roll bar'lar falan var. Şu camların bakın e, ne derler çerçevelerini gümüş yapmışlar. O çok güzel olmuş. Bayağı iyi. Mercedes kutusu. E, sevdiğimiz bir marka Alman markası. Bu da rafta yerini alacak. Şöyle göstereyim. Jantları da güzel olmuş. Farklı bir jant kullanılmış. Altta da şu perçin yerlerinde biraz boya fazlalıkları var. Bakın atıyor. Şöyle göstereyim. Bunlar yavaş yavaş şuradan temizleriz bunları. Perçinlerde bazen böyle boya atmaları oluyor. Evet setin ilk aracı buydu. Hemen ikinciye geçelim. İkinci de bir Mercedes ortak yapımı olması lazım. Ee, McLaren F1. Hemen şöyle göstereyim kutuyu da. Kartonet dizaynı da baya güzel. Aracımız siyah ama e, premium olduğu için bence gayet güzel duracaktır. Kutunun dışına evet. çıkaralım hemen bu aracı da. Bu da setin ikinci aracı. Hemen bunu da açıyoruz ve özgürlüğüne kavuşturuyoruz rafta yerine almak üzere çıkaracağız bu aracımızda. Hemen. Evet baya iyi ya. Karambiti iyi ki almışız. Kutudan baya iyi çıkıyor araçlar. Kutuyu gayet güzel başarılı bir şekilde kesiyor. Evet aracımızın boyası böyle çok e, ne değişik bir güzellikte yapılmış ya. Pürüzsüz bir boyası var gerçekten. Aracın ortadan direksiyonu bakın çok güzel. Dizayn olarak sanki bir F1 aracı kullanıyormuşuz gibi. Ee, ki adı da zaten McLaren F1. Ee, sanırım Motors olsun diye ismini bu koymuşlar. Veya e, direksiyonu e, modelin ismi F1 diye ortaya koymuşlardır diye düşünüyorum. Araç sip siyah, kara Ön farları var. Bakın şöyle göstereyim. McLaren logosu sis ve gündüz ledleri yapılmış sis farları. Ee, krom olsaydı jantlar daha güzel olabilirdi ama ya fena değil gri. Nardo gri mi bu? Yok, Nardo gri de değil. Ya çok plastik gibi olmuş. Ya zaten plastikle yani biraz gerçekçi olsaymış daha iyi olurmuş. Yanda da bir kırmızı bir şeridi var bakın arkadaşlar aracın. Şurada bir sinyal lambası. Arka detaylar 10 numara yerinde. Bakın McLaren logosu, stoplar falan baya güzel. 4 çıkış egzozu var ama maşallah. Altı yine döküm tava gibi. Şöyle göstereyim altında. McLaren F1. Bu da yine Made in Thailand. Thailand yapımı. Arka tarafta bakın şöyle camdan motorlar falan gözüküyor bir şeyler ama. Tam detaylı olarak gösterebilir miyiz? Aracın her yeri cam neredeyse. Baya geniş bir araç ya. Şimdi bu ön tarafta bir koltuk var sürücü. Arkada da 2 üç kişilik bir araba. Yani dizayn bakımından daha iyi olmuş. Yani iki tane koltuğu yan yana koymaktansa 3 kişilik bir araç yapmışlar. Bir spor otomobil yapmışlar. Gayet de güzel. Mercedes'ten daha da ağır. Bayağı da güzel duruyor. Setin ikinci aracı da buydu. Bunu da kenara kaldırdık. Hemen üçüncü araca geçelim. Yavaş yavaş seti bitiriyoruz. Üçüncü aracımız ise bir Amerikan Chevrolet Corv Corvair Yenko Stinger 68 model bir araç. Karunet dizaynı. Bu şekilde bakın. Şöyle göstereyim. Arka taraf bu şekilde. Arka tarafı göstermemiştik. Hemen bunu da çıkaralım kutusundan. Şöyle. Yine bizim zemini kesmeden açarsak süper olacak. Zeminin çünkü bazı yerlerinde delikler oluştu. Önceki videolardan kalma. Şu araçlar biraz arkaya alayım. Şöyle dursunlar. Yine bunda da var plastik. Bu setteki araçlara bayağı önem göstermiş Hot Wheels. Bayağı koruma koymuşlar. Bazen koymuyorlar bunları. Evet, aracımızı elimize aldığımız zaman aracımız beyaz üzerine şöyle bir mavi bir çizgisi var. Yarış çizgisi. Şurada mavilikte sanki biraz saçılmalar olmuş beyaza doğru. Ama genel anlamda iyi duruyor. Fena değil. O kadar da göze batmıyor. Yakıt deposu sol taraftaymış bu aracın. Bunu ben hiç daha önce görmemiştim. Ön farlar bu şekilde. Biraz değişik bir tasarım var. Önde mesela şeyi yok, ızgaralar yok. Bu araba nereden hava alıyor diye düşünüyorum. Arka taraf şöyle göstereyim. Biraz GTR tasarımı olmuş sanki. Yine yuvarlak yuvarlak. 4 tane stopu var. Şurada aracın ismi yazmış. İsmini yazmışlar. Plakalığı falan var. Plakası. Her şeyi. Kromdan yapılmış tampon. Bak tampon detayı iyi olmuş. Krom bir şekilde parlıyor oradan bize. O detay güzel olmuş. İncecik bir e, detay. Aracı güzelleştirmiş. Gerçekten jantlar da farklı. Biraz böyle spor araba jantı gibi olmuş ama altı yine döküm tava. Yine camlara çizgileri çekmişler. Hatlarını belli etmişler. Çıtalarını. İçini göstermeye çalışabilirsek diyeceğim ama çok karanlık düşüyor. Araç da biraz basık. Yine ön tarafta bakın ön taraftaki tamponun da Kromu var, baya güzel. Aşağıda sis lambaları falan yapılmış. Araç uzun, ee, ağır, güzel bir farklı bir araç oldu. Bunu da koleksiyona katmış olduk. Bu da Amerikan bir klasik araç. Şöyle bunu da diğerlerinin yanına ekledik. Dördüncü araç bomba bir araç geliyor. Bomba gerçekten. Setin bence en sevdiğim aracı bu. Çok güzel bir araç gerçekten. Lamborghini Countach LP5000 QV Geçen bir Lamborghini Meshbox eskilerden kalma bir Lamborghini'm vardı. Ona kontak demiştim. Bir arkadaşımız ben düzeltmişti. Kuntaj diye okunuyormuş. Evet bu araç. Bu da böyle bir bilgi. Hemen bu aracı da açalım. Kartonette bakın jant bu şekilde. Keşke burada da ona benzer bir jant yapılsaymış. Çünkü Kuntac'ın jantı budur. Yani bununla özdeşleşmiştir. Keşke öyle olsaymış. Biraz da Alfa Romeo jantına da benzer. O jant. Ama burada farklı bir jant kullanılmış. Keşke oradaki gibi yapılsaymış. Arkası bu şekilde kartonetin. Hemen bunu da çıkaralım. Öyle dikkatlice açalım Lamborghini'yi. Lamborghini'de biraz daha hassasiyet göstermek istiyorum. Öyle dedik ya şimdi kartoneti falan yırtarız. Şöyle yavaş yavaş açıyoruz. Çok eğlenceli oluyor ya bu bıçakla kavurunları kesmesi. Bak. Hop. Burası iyice ne? sertleşmiş. ha. Şimdi şöyle açtık. Aracı çıkarıyoruz. Bak bunu da plastik koymamışlar. Yani nerede olmadık araba var. Gitmişler şahur koruyucu plastik koymuşlar. Bu güzelim araca bir plastiği koyamamışlar ya gerçekten Hot Wheels değişik bir marka aracın kırmızısı baya güzel araç bir de ağır arkadaşlar en ağırı bu setteki harbiden araç kallavi bir araç e, tasarım olarak genişlik olarak şekil olarak harbiden efsane bir araç hemen yan taraftan başlayalım bakın şurada bir dekal var ama okuyabilir miyiz okuyamaz mıyız tam bilmiyorum Pek de belli olmuyor. Okunaklı yazılmamış. Arka jantlar biraz daha büyük. Öndeki e, tekerler biraz daha ince bakın. Belli oluyor zaten. Aracın zaten arka doğru kalınlaşan bir yapısı var. Aracın şöyle havalandırmalarını falan yapmışlar. Farlar. Öndeki Lamborghini logosu silecek detayı falan var. Baya güzel. Yine sis farları sinyaller falan. Her şey işlenmiş. Aynaları yok. Aracın altı bu şekilde demirden. Buna da plastik gibi yok demir arkadaşlar demir. Ee, tok bir ses gelmedi de ondan bir şaşırdım acaba plastik mi yaptılar dedim yok öyle bir şey olmaz herhalde. Lamborghini Countach LP 5000. Yine bu da Tayland'da üretilmiş. Wheels'ın logosu falan var burada. Düşünsenize arkadaşlar, bit pazarında şunu buluyorsunuz. <laughs> Vallahi efsane olurdu ya. Altı metal üstü metal premium bir Lamborghini. Bir de 10 liraya alıyorsunuz. Efsane olurdu gerçekten. Ee, bit pazarında bulunmak istenebilecek bir araç gerçekten. Ee, şöyle arka detayına da bakalım. Lamborghini ve Boa'sı orada yerini almış. Şurada bir kuntaj yazıyor. Yine 5000 falan LP bir şeyler yazılmış ama okunaklı değil arkadaşlar okuyamıyoruz. Stoplar, sinyaller, geri lambaları falan yapılmış. Her şey güzel, okey. Ee, egzozda 4 çıkış sanırım. Şöyle ufacık, tefecik. Orada 4 tane egzozu var. Yani mükemmel bir araç. Bence setin en güzel aracı Mercedes ve e, McLaren bunun ardından geliyor. Sanırım 4. Koreyir. Koreyir miydi? Neydi onun ismi ya? Corvair onu koyabilirim. Ve 5. aracımız arkadaşlar çok tuhaf bir araç. E, farklı tipi olarak vesaire her şeyi çok farklı. Ama biraz da böyle eski klasik e, absürt arabaları da andırıyor. Çok uzun bir araç bakın. Lastik millerine bakarsanız aralığına. Baya uzun bir araç. Jayleno Tank Car. Yani bu Jayleno abimizin kendi dizayn ettiği tank araba diye geçiyor. Değişik tuhaf bir tasarım var. Hemen bunu da çıkaralım bakalım kutusundan nasılmış. Arkası bu şekilde bunu da gösterdik. Bu da setin 5. aracı. Ee, bu sette arkadaşlar bir tane de Chase vardı. Chase de Lamborghini'ydi. Ama bize nasip olmadı. O kadar da umrumuzda değil zaten. Chase'miş vesaireymiş. Biz arabaların kendisini alabildiğimize şükrediyoruz. Chase'de çıkmayı versin canım ne olacak yani. Araba siyah olsa ne olmasa ne. Ki Chase'den çok bence arkadaşlar Chase sipsiyah. Ee, Sipsi haramada bir şey belli olmuyor zaten. Bu kadar Chase'e takıntı e, yapanlar görüyorum. Bence pek anlamı yok. Çıkarsa çıkmıştır. Chase bulursam bulmuşumdur alabilirim. Ama öyle zorlayıp da gidip 700 lira 1000 lira bir Chase'e para vermek bana anlamsız geliyor. Ki araç sipsiyah şöyle kırmızı bir rengin vermiş olduğu güzelliktense sip siyah bir arabanın ya detaysız oluyor arkadaşlar ya siyah arabalar eyvallah güzel ama e, o kadar detayları belli olmuyor siyah araçların o yüzden Chase'i zorlamaya gerek yok fazla bir anlamı yok benim gözümde şöyle hemen çıkardık aracımızı araç baya değişik bir araç ya bu ne arkadaş e, araç Harbiden tuhaf ya. Değişik duracak rafta. Yani koleksiyonumu gösterdiğim kişiler herhalde bu aracı bu ne ya diye eline alıp, alıp inceleyeceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü baya ilgi çekici duruyor. Baksanıza. Yani araç <laughs> ön ve arka teker arası baya bir mesafe var. Herhalde bir 10 adım vardır gerçekte. Bilmiyorum nasıl gerçeğin e, uzunluğu ne kadar falan ama aracın modeli bu şekildeyse ise gerçekte de baya uzundur. Ön tarafta bakın bir logo var ama bu kimin logosu? Ceylon'u abimiz tasarladı oraya mı koydu? Ne yaptı? Lastik izleri var. Jantlar bu şekilde. Mercedes'teki janta benziyor. Aracın yani burada klarnet e, <laughs> klarnete benziyor burası gerçekten. Harbiden klarnetteki tuşlar gibi vesaire. <laughs> oraya benzettim. Ve de araç krom olunca harbiden klarnete benziyor sanki. Şöyle çalacağız gibi. <laughs> ama bakın işteki dizayn, e, direksiyon vesaire, vites, göstergeler çok detaylı yapılmış. Hot Wheels bu araca önem göstermiş belli ki. E, gerçeğinin de videosunu izlemiştim ama bayağı oldu. Bu seti ilk aldığım zamanlar izlemiştim. Koltuklar falan bakın bayağı detaylı yapılmış yani. ön Ön tarafta bir camı da var. Adam öyle bir zengin ki koleksiyonu var, lüks araba koleksiyonu ki kendine araba dizayn ediyor, bakın tasarlıyor, yaptırıyor. İşte adamda para var, çare var. Arka tarafta bakın jantta lastik izleri yok. Bu sanırım bir drag aracı. Zaten uzun millerinden de anlaşılabilir yani. Ee, biraz da uzun yapıyorlar ya bu drag araçlarını. Herhalde dengesi şaşmasın diye Arkada da bakın depo kapağı olsa gerek şu. Bilmiyorum ama şurada bir depo kapağı var. Arka stopları da yapmışlar. Baya değişik farklı bir araç. Uzun da duruyor. Şöyle diğer araçlarla kıyaslarsak. <laughs> Baya uzun ya. <laughs> İnşallah rafa sığar. Sığar herhalde de bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Sığacak mı sığmayacak mı? Evet arkadaşlar bu bölümümüzde de bu videomuzda da 5 adet güzel ve farklı ee, araçları inceledik. Celino abimizin koleksiyonundaki araçları inceledik. Adam harbiden iyi bir koleksiyonu var. Daha bu 5 tane araç. Kim bilir adamda kaç tane daha araba var. Bakalım belki onlar da getirir. Hatlıyız. Belki onlar da hoşumuza giderse alırız. Ee, bu seti almamdaki en büyük ee, ne derler amaç şu Kuntaj, şu Mercedes ve McLaren'dı. Bu da hoşuma gitti ya. Bu arkadaşlar bu Toy Shop'ta da görmüştüm ben. Bayağı 2-3 tane kalmış ama en yani güzel bir araç ya. Farklı. Yani rafa koyduğunuz zaman farklı duracaktır ve ilgi de çekecektir. Bence şu araçtansa bu araç e, dördüncü favori aracım oldu. Çünkü çok değişik bir tasarımı da var. Ve gerçek bir araç. Öyle fantastik bir araç değil yani. Alabilirsiniz görürseniz. Değişik farklı araçlarda bulunsun koleksiyonunuzda. Yine e, güzel bir set incelemiş olduk arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Yine yakın detay çekimlerini paylaşacağım. Kanala henüz abone olmadıysanız arkadaşlar abone ola basıp yanındaki zile de tıklarsanız video bildirimlerini açarsınız. Videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor. yani 1000 aboneye geçtik. 2000'e doğru gidiyoruz. Baya e, yarıladık. 4'te birini geride bıraktık. 2000'e... Doğru giderken bu yolculukta siz de bize katılabilirsiniz. Yavaş yavaş kanal büyümeye devam ediyor. E, aşağıda yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum yani arkadaşlar yorumlarınızı da okuyorum, cevaplıyorum. E, dediğim gibi yorumlarınızı beklerim. Neler yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz okuruz, sohbet ederiz birlikte. Aşağıda Videoyu yine yavaştan bitireyim arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.